sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri, soru işaretinin bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde de yine çok kıymetli, çok değerli, çok da önemli bir konumuz var. Bu hafta yerel yönetimler konusunu ele almak istiyoruz. Dolayısıyla yanımızda Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar var. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belediye reformu konusu gündemde. Hükümetin 300 günlük programı içerisinde de yer var. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars da Belediyeler Birliği ile birlikte ortak yapılması gerektiğini, merkezi yönetimin tek elinde olmadığını bu konunun söylemişti. Ve komite oluşturmasını istediğini ifade etmişti sizden. Komite oluşturuldu diye düşünüyorum. Zaten Sayın Bakan da bunu dile getiriyor. Belediyeler reformu konusuna bizi açar mısınız? Yani pek gündemde değil bunun içeriği aslında ve belediyelerin sayısının da azaltılması gündemde. Hükümet programında da var bu. Bu konulara biraz değinebilir miyiz acaba? Şimdi öncelikle tabii ki Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin bir misyonu var ve bu misyonu ve vizyonu noktasında belediyelerin insanımıza daha kaliteli, daha sürdürülebilir ve bunu yaparken de genel prensipleri içerisinde mutlak sürekli kullanan öder, kirleten öder ama kirletmeyeni de destekleyen bir anlayışla belediyeciliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii anayasamız bize şunu görevi veriyor. Bu ülke iki şekilde yönetilir diyor. Bir merkezi yapı, bir de yerinden yönetim. Tabii yerel yönetimde kendi meclisleriyle, kendi karar organlarıyla bunu sürdürebilir kılmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki sadece bizim için ülkemizde değil ama dünyada da bu tartışma konusu merkezi hükümetle yerel yönetimlerin çatışması her geçen gün büyüyor. Ve merkezi yapılar yerelin yasa ve özellik anlamında, sürdürebilirlik anlamında ve yerinden daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmeti alabilme adına yasa koyucu noktasında merkezi hükümetler olduğu için bunu iyi bir noktaya taşıyamıyoruz. Ülkemizde nasıl bu ilişkiler? Evet, şu anda da aynı. Yani dünyada olduğu gibi bizde de. Doğal olarak merkezi yapı ile bunu iyi serkünize yapmamız gerekir. Daha iyi ilişkiler içerisine koymamız gerekir. Ve yerinden kalkınmayı dünyada olduğu gibi bizlerin de artık benimsememiz gerekir ve yerinden kalkınma projeleriyle bunu yerinden yerel yönetimleri güçlü kılarak insanların daha sürekli, daha çabuk iletimini sağlamamız gerekir. Bizde ne tür sıkıntılar var peki? Merkezi hükümette aslında burada görevi de şu olması gerekir. Denetim görevini yapacak, sürekli bunu önünü açacak, yasal düzenlemelerde çabukluk sağlayacak ve belediyelerinde bunu yapısal bir dönüşümünü sağlamasını sağlayacağız. Bakıyoruz şu anda ülkemizde ne? Bakın biz 51-95 sayılı bir yasayla yönetiliyoruz. Bu yasa bu süreç içerisinde 3-4 kez değişikliğe uğratıldı. Ama baktığın zaman süreçlerin içerisinde maalesef çok uzun süreli bir süreç içerisinde değişime uğruyor. Bu da bizi merkezi yapıdaki sürekli değişimler, yani hükümet kuruluşu, yeni yasa oluşumlarında bir yavaşlatma ve gelişimi frenleyen bir. İstikrarı önleyen bir durum. Evet. Doğal olarak şimdi biz yerinden yönetim noktasında 51-95 sayılı yasamız bize bu anlamdaki görevle tanımlanı yapmasına rağmen biz 51-95'i bozarak gelişimi sağlamaya çalışıyoruz. Nedir yaşanan? Örneğin bugün 51-95 sayılı yasamız bize personel yasasını oluşturma görevini 6 ay içerisinde tamamlamamızı emretmesine rağmen biz 2008'de yapmışız ve 2010'da bir tadilatla 2010'da tamamlamışız. Yani 15 yılda biz bir yasayı, yasanın verdiği görevi yapamadık. 2010'da yaptığımız yasa ile beraber personel tüzüğünü de yapalım, bir tüzükle bunu yönetin demesine rağmen, orada 6 ay içerisinde dememize rağmen biz 2010'da değiştirdiğimiz yasada, personel yasamızı 9 yıla daha değiştirmemişiz. Ve şu anda kurumsal anlamdaki belediyelerin kurumsallığını sağlayamamışız. Evet. İşte bizim geldiğimiz nokta bu. Doğal olarak neye bağladık hep bunu? Biz reform yapacağız, biz değişiklik yapacağız, biz belediyeleri birleştireceğiz.
halk diliyle azaltacağız ifadeleriyle bunu bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Bu işi yavaşlatmadır, işi ertelemedir. Ne yapmamız gerekir noktası? Belediyenin azaltılmasına karşı mısınız? Şimdi azaltması değil, şimdi dünyada veya bizde bir sıkıntımız var. Bir kere kurumsal yapıya ulaşamıyoruz. Kurumsal yapıya ulaşabilmeniz için bir nüfusa ihtiyacınız var ve gelirinize dayalıdır. Eğer sizin geliriniz yoksa, nüfusunuz yoksa kurumsal oluşumunuzu sağlayabilmeniz, bu ölçekte sağlamanız mümkün değil. O zaman biz ölçeklerimizi büyütmemiz gerekir, gelir yapılarımızı düzenlememiz gerekir. Merkezi yapıdaki görevlinin yerelde, dünyada yapıldığı gibi yereldeki yapılan hizmetleri belediyelere aktarmamız gerekir. Şimdi aktarırken o zaman kuvvetli yapılara ihtiyacınız var. Şimdi biz der ki işte yoldaki ışıklar yanmıyor veya ana yollarımız kirlidir. Evet. Çevremizdeki çöpü çözememişiz. Kanalizasyonu çözememişiz. İşte bunu yapabilecek yapı ölçeği büyük, geliri yüksek oluşumlarla sağlayabilirsiniz. Şimdi ben Güzelyurt'ta örnek Güzelyurt'u özelde Güzelyurt'a döndüğüm zaman şunu söyleyebiliyorum. Güzelyurt kanalizasyona Avrupa Birliği'nce bir kanalizasyona ulaşmış. Bu bir aslında örnektir. Bunu toplumumuzda anlayabilmesi açısından söylüyorum. Ama Güzelyurt'un kapasitesi bu kanalizasyonu sürdürebilir veya devamını sağlayabilecek, kendi kendine yeterli bir sağlayabilecek, verdiği hizmetin de karşına alabilecek yapısı yok. O zaman başka yerlerden fedakarlık yaparak siz kanalizasyonu yapabilirsiniz. Oysa bakıyoruz işletme maliyetlerine, şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Biz Magosa ile birlikte işletiyoruz. Yani tek dedi ki biz tek başımıza yaparsak bunu başara fiyatımız çok yüksek olacak. Onun için biz bunu İşbirliğiyle yapalım dedik. Yani birleştirelim ve yapalım. İhaleye çıkıldık, ayrı ayrı teklifler aldık. Evet. Bu işletmenin en makul olabileceğini birleşmeyle sağlayabileceğini göstermiş ve biz işletme yaptık. Onda da şöyle bir sorun var. Bakın çıkan rakamlarla da şunu, oradaki maliyet 22 sent olan işletme Güzelyurt'ta 42 sent oluyor. Oysa ikimizin ortak havuzdan ödemiş olsa 30 sente maliyet gelecek. Yani demektir ki kentler arasında nüfus sektörüne dayalı olduğu için, gelir yapısına dayalı olduğu için doğal olarak biz mutlak suretle birleşmeyi sağlamak zorunda. Ya hizmetleri birleştireceksiniz ya belediyeleri birleştireceksiniz. Yani Güzelyurt'un Gazi Mausa'dan popülasyonu az olduğu için mi? Tabii maliyet açı. Birey başında maliyeti daha az işletiyor. Çünkü o yapı. Ha şimdi bakıyoruz başka bir örnek. Yine bir örnekle bunu da bağlamaya çalışıyorum sizleri. Lefkoşa'da farklı bir ihaleyle yapıyor. Tek başına çıktığı için de 52 sente mal oluyor Lefkoşa'daki arıtma sisteminin ki popülasyonu Rum tarafı, güney komşularımızdan gelmesine rağmen. Oysa ülkeyi o zaman Lefkoşa'nın 52 sentten aşağıya çekmemiz için bizim de ona dahil olmamız gerekir ki tek valiyette bu bireysel anlamdaki. Çünkü sonuçta birey başı hizmeti aşağıya çekmemiz gerekir. Evet. Aksi aslında halde, sadece merkezi yönetimle yerel yönetimler değil, yerel yönetimlerinin kendi içinde de bir ayrı bir işbirliği yapması gerekir. Aynı şekilde bu çöp içinde uygulanması gerekir. Su yönetimi içinde geçerli olması gerekir ki artık kurumsallığı da yapabilecek bir boyuta ulaşabilelim. Acaba ülkemizde hep arzulanan şehir modeli belediyecilik ve belde belediyeciliği şekliyle bir modele dönmek zorundayız. Ayrışımı yapmak veya kırsal belediyecilik mantığıyla. Türkiye'deki gibi büyükşehir belediyelerinden. Evet yani dünya, şimdi tabii Türkiye'deki örneği dünyada da böyledir. Yani dünyada kırsal var, belde var, belde yani yerleri var, şehirler var, iller var veya metropoller var. Mesela şimdi İstanbul'la Lefkoşa mümkün değil. Aynı koşullarla yönetebilmesini ortaya koymamız mümkün. Bizim Kıbrıs Türk Belediyeleri nasıl bir oluşum içerisindedir? Hepsi aynı yetki ve sorumlulukla hareket eden bir yapıdır. Yani Lefkoşa'nın ne hakkı varsa Akıncıların da imar dışındaki hakları aynıdır. Yani aynı görevi yapabiliyor. Yani derse ki ben Akıncılar Belediyesi, ben hayvan barınağı yapacağım, yapabilir.
Ben mezba yapabileceksem yapar. Ben hal yapacaksam yapar. Yani o zaman ama yapar ama nasıl sürdürür? Personel sayısı belli, nasıl yapacak? Ya çok geliri olacak tabii o, ama insan popülasyonu onun ne gereği, ne ihtiyacı var ki? Demektir ki biz ihtiyaçları görev tanımlarının üzerine bir belediyeciliğe yavaş yavaş dönmemiz gerekir. Her belediyenin kapasitesine göre oluşmamız gerekir. Şimdi biz ülkede toplu taşımacılık tartışıldığı bir dönemde biz belediyecilikte toplu taşımacı görevimiz olmaz. Dünyada olduğu gibi niye yapamıyoruz? Niye? Çünkü biz o hakkımızı herkese dağıtarak onun oluşumunu engelledik. Yani örneğin Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplu taşımacılık yapısı devam ettiği müddetçe, Kıbrıs Üniversitesi'nin toplu taşımacı hakkı devam ettiği müddetçe, Lefkoşa Belediyesi'nin toplu taşımacı yapabilmeye imkanı olabilir mi? Olamaz. O zaman demektir ki... Bir otorite mi gerekli burada? İşte burada otorite gereklidir. Burada yasalarda o yetkinin yerine o zaman güçlü yapılar. İşte onun için şehir belediyeciliği, Lefkoşa şehir belediyeciliği üzerinde bir anlayışla ve alanı geniş, nüfusu geniş ve herkese o ulaşabilecek bir yapıya yönelik devletin yapmakta zorlandığı ve yapması dünyada olduğu gibi yerelden yapılan işleri şehir belediyemize devretmemiz gerekir. Tabii bu otoritedir. Küçük memleket olduğum için siyasetin de fazla çok gündem oluştuğu için bu gündemi değiştirmemiz gerekir. Yani korkmamamız gerekir. Şimdi 3 tane büyükşehir belediyesi yaparsak diyorum, 3 tane büyük lider yapmış olacağız. Aslında doğrudur. 3 tane büyük lider bizim ileride o politikalarımızı da yönlendirecek kişilerin doğmasına vesile olacağız. Evet. Aslında böyle koymak. Ama 28'den lider oluşabilme şansımız yok şu anda. Alttan birinin lider olup da belli noktaya gidiyor. İşte çevresi daha fazla, imkanı aslında daha fazla. Aslında lider dediğiniz zaman yerelden lider liderlik başlayıp gidecek ve o zaman yönetimimizin sorunlarını bilen kişilere ulaşması sağlamış olacak. İşte şimdi bunu aşmamız gerekir. Ha bu içerisinde yerel yönetimler noktasında hükümetin arzulu olması güzel. Ama sadece arzu ile ulaşmak istediğiniz hedefe bir irade gereklidir. Yani siz arzunuz olabilir. İrade ve çaba. Evet. Arzunuz olabilir. Yani dersiniz ki ben reform yapacağım, onu yapacağım, 100 günlük programı da koyacağım. Eğer iradeyi yansıtacak kararları koyamazsanız işte buradan kalkmamız mümkün değil. Tabii katılımcılık doğru. Belediyeler Birliği'nin bu karar sürecine dahil olması doğru. Ama bizim karar noktasında bunu üretecek noktadaki fikrimizin dikkate alınması olmayacağına göre bu fikrin üzerine bizim gitmemiz mümkün mü? Alınmaz mı peki efendim? Şimdi şöyle ifade etmek istiyorum daha izleyiciler de bizi anlasın diye. Evet. Şimdi biz belediyeler diyoruz ki biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu merkezi karar organı bunu benimsemezse bunu yapma şansımız var mı? Yok. Demektir ki öncelikle iradenin, karar noktasında olan iradenin bize fikrini net karşımıza koyması gerekir. Doğal olarak biz diyoruz ki Belediyeler Birliği'nin önüne gelecek tercihinin ne olduğunu bize anlatması gerekir. Evet. Eğer bize anlarsa biz bunun üzerine olumlu veya olumsuz yönlerini paylaşarak karar noktasındaki olanlar da bunu daha doğru halkımız için hizmet adına yapılmasını sağlamamız gerekir. Şu anda bizden Sayın Bakanlığın talebi bir komitenin oluşturulmasıdır. Biz yönetim kurulu tabii 28 belediyenin oluşturduğu bir yönetim ve yedek üyelerle her partiden de temsil edilen bir yapı var. Buna bağlı olarak partisi yönetimde parti temsiliyeti olmayan gruplardan da alarak 14-15 kişilik bir grup, yani %50'lik kısmı Sayın Bakan'la bu çalışmaya dahil olma görüşünü almaya Perşembe günü yapılacak ilk toplantıyla başlıyoruz. Şimdi tabii... Ne öngörüyorsunuz efendim toplantıdan çıkan sonucu? Şimdi ben değişik fikirler var. Ben bunu televizyon ekranına da yansıtıyoruz. Bir tane daha önce yapılan, hükümetlerce yapılan bir çalışma vardı. 14 belediyeye birleştirerek 14 belediyeye ulaşılması. Azaltılması belediyeler. İşte yani bu şekliyle ölçek noktasındadır. Evet. Aslında bunun normal prosedürü şudur. Bugüne kadar yapmamız gereken de buydu.
hükümetin bu karardan önce yapması gerekir bir ideal belediyecilik ve kurumsal bir belediyeciliğe ulaşabilme limiti ne olması gerekir? Bütçeyle sözlerimin başında ifade ettiğim bütçe konusunu belirlememiz gerekir ve nüfusumuzu koymamız gerekir. Çünkü bizim payımız veya gelirimiz bütçeye ve devletten gelen paya bağlıdır bir belediyenin yaşayabilmesi için. Şimdi çok bir belediye bakarsınız, örneğin bir belediye bakarsınız, kırsal hiçbir şey yok ama oranı küçük. Yani sayı olarak küçük ama baktığın zaman en üstteki belediyeden birey başı geliri daha yüksektir. Şimdi birey başı... Var o bazı belediye. Evet, şimdi yani bireysel anlamda şimdi bu belediyeyi biz kötü yönetirdik veya sürdürebilir değildir demekle de bu sorunu aşamayız. Doğal olarak yani böyle bakmak gerekir. Gelir yapılarını dikkate almamız gerekir. Önemli bir de belediyeleri birleştirirken idari yapımızla ilgili sınırlar, ilçelerin sınırları gibi sınırlarda da bir düzenlemeye ihtiyaç var. Görev tanımını belirleyen belediyecilik açısından önemli şeyler var. Bir de en önemlisi buna dayalı olarak da daha belediye görev sürelerini biraz daha yukarıya çekmemiz gerekir. Çünkü küçük memleketiz. Evet. Çok siyasallaşmanın, çok popülizm yaparak bir yere giden bir anlayıştan kurtulmamız gerekir. Belki görev sürelerini uzatıp daha kısa... Kaç yılda bir olmalı mesela? Ben en az 5 yıldan aşağı olmaması gerekir. Hem proje uygulaması hem vatandaş ve belki de bunu 2 yıl, 3 yıl, 3 dönemle de sınırlama getirilebilir. Gerçi dünyada belediyelere öyle bir sınırlama getirmiyoruz ama bizim ülkemiz açısından bundan da korkuyoruz aslında. Sanki de işte çok sahiplenme oluyor ama aslında işini doğru yapan vatandaş tarafından takdir edilebiliyor. Tam oluşuyor bu sefer inebiliyor yani. Evet, yani değişebiliyor. Bunu vatandaş kendi takdiriyle, kendi tercih hakkıyla bunu sağlaması gerekir. Ama şu bir gerçek var ki, mutlak süreli yerel yönetimler bir reforma ihtiyacı var, bir değişime ihtiyacı var, bir görev tanımını konusunda belirlemek gerek, bazı kararlar almamız gerekir. Sürdürülebilir olacak bazı önemli hamleleri yapmamız gerekir. İmardan, temizlikten, çevreden, sağlıklı yaşamdan, sosyal belediyecilikten artık dünyada bunları tartışılır bir dönemde biz bunları hala daha konuşur olmamız da bize gerçekten gösteriyor. Aşmamız gerekir. Bilgi birikimimiz oysa birikimimiz vardır. Yapımız altyapıda büyük hamlelere ulaştık. Ve şu da bir gerçek var ki Türkiye ve AB'den aldığımız kaynaklar gerçekten küçümsenecek kaynaklar değil. Nüfusumuza göre, bölgemize göre. Ama mesafe kat etmedik, ettik. Ve bilhassa 2000'li yıllarla 2014-15 yıllarına kadar büyük oranda bir yapılaşma bu ülkede oluştu. Bu sürati daha önceden yakalamadık ama bunu iyi değerlendirmemiz gerekir. Kaynaklarımız biraz daha dikkatli kullanmamız gerekir. Bir de kadro oluşumunu artık daha çağdaş, daha düşünebilen, daha gönülden buna dönmemiz gerekir. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Eğer bu ülkeyi yaşatacaksak, bu ülkeyi geliştireceksek, insanımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir noktada bir heyecanı getirebilmemiz için yerelden kalkınmayı kendimize önce hükümet politikaları olarak ortaya koymamız gerekir. Yani hükümetin şu anda biz yerelden kalkınmayı istiyoruz mesajını vermesi gerekir. Yani İçişleri Bakanı demesi gerekir ki söylemlerinde. Hissediyor musunuz o mesajı? Şu anda yok öyle bir şey. Onu söyleyebiliyorum. Yani biz bugünden sonra yerelden yasalarımızı düzenliyoruz. Yerinden kalkınmayı hedefliyoruz. Yerinden biz merkezi yapı olarak, parlamento olarak denetleme pozisyona geçiyoruz. Denetlerken de kaynaklarımızı uluslararası alandaki oluşumlara, temsiliyetlere kendimizi adaptasyon yapacağız deyip bir açıklamaya ihtiyacımız var. Biz günlük sorunlardan, günlük beklentilerden, insanların bireysel taleplerden kurtulmanın yolunu bulmamız gerekir. Bir de iyi yetişmiş kadroları yerelde de oluşturmak zorundayız. Şu anda sadece ben yerel yönetici olarak bunu söylüyorum. Tabii bu dediklerimin büyük çoğunluğu da merkezi hükümetteki sistemin içinde de sorgulanması, yapılması gerekir ki biz bunu belli bir noktaya, ülkeyi taşıyabilelim.
Çünkü kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz gerekir. Kaynak yok, imkan yok, potansiyel yok gibi kavramlardan da kurtulmamız gerekir. Kullanan ödeyecek. Bakın, ülkeye giren, yaşayan, nefes alan herkes bu imkan, bu ülkenin koşullarının yararlanabiliyorsa bunun bir bedeli vardır. Kirletiyorsa da ödeyecek. Kirletmiyorsa da teşvik edilecek devlet tarafından. Aslında ki bu çevreyi kirletenlerin mesela tespit edilmesi konusunda personel yeterli mi? Şimdi ben önce sorunun cevabını şu şekilde de verebiliyorum. Çevre Dairesi'nin bugüne kadar ülkede kurduğu günden beri bugüne kadar kaç tane ceza yazmış? Belediye ne kadar yazmış? Bu zaten kendini gösteriyor. Yani trafiğe bakıyoruz, ne kadar ceza yazıyoruz. Çevrede en fazla konuşuyoruz, ne kadar ceza yazıyoruz. Bir istatistik yapsa zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. Biz çevreyle ilgili ceza uygulamıyoruz. Yaptırım yapamıyoruz. Kirleten öder prensibinden hareket etmiyoruz. İnsanlar yereli en son hizmet öder noktasındaki bir pozisyondan dönüştürmemiz gerekir. Onun için e-devlet, e-belediyecilik, hepsi yavaş yavaş artık şeyimize, hayatımıza girmesi gerekir. İnsanlar oturduğu yerden internet çağında sosyal medya ile istediğine ulaşabiliyor. İstediği soruna anında cevap bulabiliyor, muhatap bulabiliyor. Bu muhatabı doğru kullanmamız gerekir ki geleceğe iyi bir örnek, bir ülke yaratabilelim. Tek amacımız var. İnsanımızın geleceğe iyi bir kurgulu bir devlet yapısı, yerel yönetim yapısını oluşturabilmektir. Korkmamamız gerekir. Bu süreci iyi kullanırsak başarılı oluruz. Yani olmazsak yani geldiğimiz nokta bizi her geçen gün daha da geriye iter ki başka örnekler karşısında eziliriz. Yani şimdi örneğin yurt dışına gidiyoruz. Yurt dışında ben mesela burada bir sorunu gördüğüm zaman orada kıyaslıyorum kendi düşüncemle. Mesela en fazla dikkat ettiğim, mesela şimdi tartışılıyor reklam tabelaları. Örneğin bakıyoruz Avrupa'da reklam tabelaları ne kadar mesafede konuluyor? Bizimkiler ne kadar yola yakın olmayı, ne kadar birinin kafasına düşecek şekilde, birinin gidip de kaza yapta üzerine çarpacak şekilde düşünüyoruz. Bunlardan yani örnek almamız gerekir. Onun için yasal hemen düzenlememiz gerekir. Bu gibi konular hep hayatımızdadır. Çöpün tek elden yönetilmesi gerekir. Geri dönüşümünü yapmamız gerekir. İnsanlara geri dönüşüm noktasında bir hamleye dönüştürmemiz gerekir. Ama bunu nasıl sağlayacağız? İyi yönetim anlayışlarıyla, iyi kurallarla ve en önemlisi denetleyerek sağlayacağız. Peki efendim, belediyeler yasasına da bir değinsek. Evet, belediyeler yasası tabii hepsi bunun ana noktasıdır aslında. Şunu da söyleyebilirim. Yani 2010'dan itibaren biz belediyeler yasası ile ilgili çok çalışmalar yaptık. Belediyelerin hep o ana noktada, belediyelerin yasasının bizim anlayışımıza göre kullanan öder prensibine önünün açılması gerekir. Yani bir bedeli var. Eğer siz bu bedelin dışında yapmaya çalışırsanız hep onlar yarım yarım kalır. Tabii vatandaş belediyenin en son ödenilecek bir konu gibi görüyor. Onun için başından söylediğim yerenden kalkınma yereli güçlü kılarak sağlarız. Fikrini sağlayacağız. Burada belediyeler yasasında yaptığımız değişiklikler, gerek uygulamada gördüğümüz imarla ilgili sorunlar, değişikliğe ihtiyaç var. Daha otoriter bir yapıya ulaştırmamız gerekir. İki, harçlarla ilgili bir açılımı yapmamız gerekir. Bir de denetim noktasındaki görev, yetki ve sorumluluklarımızı artırmamız gerekir. Yeni seçme, seçilme, meclis çalışmaları, meclis yetki ve sorumluluklarıyla bunu nasıl değerlendiririz noktasındaki boyuta girmemiz gerekir. Ama şunu görüyoruz. Yeni yasalar, sözlerimin başında da ifade ettiğim, yeni yasalar bize şunu söylüyor. Yeni yapılan yasalarda merkezi yapı yereldeki hizmetlerin ve otoritenin çoğunu almak istiyor ve yereli güçsüzleştiriyor. Bu rahat bir şekilde görülüyor. Örneğin ihale yasası
Bunun bir örneği ihale yasası, belediyelerin kendi meclisleriyle oluşturduğu için anayasa kendi yasasıyla özerkliğini sağlaması gerekir. Biz merkezi yapının için kurduk, onu hantallaştık. Hantallaştırdık şu anda ihale yasalarını, yürümüyor. Çabuk işleri yapılamıyor. Çünkü belediyeler çok erken karar vermeniz gerekir, erken çözüm üretmeniz gerekir ve doğrudan insana da utatlı. Siz eğer o sürecin içerisine koyarsanız belediyeleri, bilin ki o yavaşlayacaktır, motivasyonu kaybedecektir. Hem çalışanına hem kararı verene. Zaten böyle bir söz vardır dünya. Hükümetlerin elindeydiği her şey yavaşlar çünkü. Evet. Gelelim eskiden meclis bütçeler. Bütçeler belediyelerin, meclislerin kontrolündeydi. Şimdi artık bütçeleri Maliye Bakanı kontrolüne girecek. O zaman gerek kalmıyor yani belediyeciliği ayrı düşünmeye. O zaman merkezi yapı, tek bir merkez yapı yaparsınız. İçinde de belediyeler olur ve biter. Dükkanı kapatalım gidelim. Evet diye. Yani böyle bir yapı. Oysa bize diyor ki anayasa ayrı yöneteceksiniz. Esas buradan kaçmamak gerekir. Belediyeler ayrı yönetimleri var, ayrı meclisleri var. Karar organları istemekle yükümlü. Bizim yasamızda şu var. Belediyeler yasası şunu emrediyor. Belediye başkanı meclisten talep ettiği bir kararı üreterek uygulamaya koyar. Bu geniş bir... Niye bu kadar geniş yetki? Bunu kullanmayalım. Demekle olmuyor. Onun amacı ani bir karar vereceksiniz. Evet. Bir olay var, bir rüzgar var, birinin evi yıkıldı, birinin bir sorunu var. Bunu getirip hemen çözebilmeniz gerekir. Evet. Ama eğer bu şekilde yaparsanız gidersiniz Sayıştay'a takılırsınız. Ondan sonra da 10 yılda bir, 12 yıldan bir geri Sayıştay raporlarıyla boğuşursunuz. Bir de o var şimdi. Bir de derdimiz o. Şimdi siz denetleyemiyorsunuz. Yıllık bir denetlemeyi her yıl yapamıyorsunuz. Bir yıl yapılan bir hata sürekli devam ediyor. Geriye dönemiyorsunuz. Bu sefer de geriye dönük 10 yıl geriden denetleme raporlarıyla memleketi meşgul ediyorsunuz. Şimdi olsa bir hata anında bitecek. Evet. Bir yıl içerisinde yapılmışsa o çözümlenecek, onu düzeltilecek. Hatta biz diyoruz ki yeni belediyeler yasasında iş murakıplık sistemi getirelim. Eğer bir hata varsa o murakıp bize 3 ayda bir verdiği raporlarla gerek meclis gerek İçişleri Bakanlığı'na katkı sağlar. İsterse o murakıp raporundan sonra Sayıştay gelsin denetlemesini de sağlasın. O zaman hatalar zinciri azalır. Ama özerk yapımıza, karar noktamızdaki kararlarımıza, meclisin verdiği kararlara güvence altına alması gerekir belediyeler. Çünkü anayasamız 126. madde bunu bize vermiş. Eğer anayasa maddede bu 106. madde durduğu müddetçe bu şekliyle ki çoğu ülkelerde bu da yok. Onu da belirteyim. Biz çoğu ülkelere göre daha iyi konumdayız aslında. Bunu yasal olarak. Mesela güney komşumuza bakalım. Güney komşumuz şöyle bir şey yapmış. Hem yerli var hem demiş ki ben bunlara vermiyorum fazla yetkiyi. Benim muhtarlarım var. Muhtarlarla işi götürmeye çalışıyor. Bir kısmını idare ediyor. Yani muhtarları kendi bünyesinde alıyor. Ama biz 2008'de muhtarlardan sadece mahalle temsilcisi şekline dönüştürdük. Ama söylemde ne kalıyor? Yani böylece komşumuz da halkın kılcal damarlarına kadar dokunabiliyor yönetimde. Evet dokunuyor ama şimdi yerel yönetim özellik şartına göre de yanlış. Şimdi bakın ne demiş Merke? Biz diyoruz ki şu anda bizim yapımız şöyle bir şey olmuş. Biz yasa koyucu, parlamento, belediyelerin boğazına sarıldık. İstediğimi yasa yaparım, istediğimi gelirim, istediğimi şekli de değiştiririm maddesiyle götürüyor. Ben anayasam anayasa dinemem diyebiliyor. Rum tarafı da diyor ki ben yerele veriyorum Avrupa özellik şartıyla merkezdeki belediyelerin ki 32 civarında belediyeleri var. Bunlara ben veriyorum bu yetkiyi ama bunun yanında ben yerelde de dümeni elimde tutmak istiyorum. Ben orada muhtarlarla bu işi götürüyorum. Ayrı bütçe veriyor. Bu da başka bir versiyonudur dünya yönetiminde. Avrupa özellik şartının dışında hareket ediyor. Bakın güney komşumuz Avrupa Konseyi'nce de eleştirilen bir konumdadır. Düzeltilmesini istiyor. Ama ne yapmış? O da çıkmış parlamentoda dedi ki getirmiş gündeme. Dedi ki biz belediyelerin tüm yerleşim yerlerini belediye oluşturmak sayılarıyla ilgili getirmiş. Parlamentoda gitmiş, kenem kaldırmış, reddetmiş. O devam edebiliyor. Peki, yani bu başka bir ülkesinde var mı böyle bir yönetim şekli?
Yok, şu anda yok. Yani biz muhtarlık yönetimi ve yerel yönetim Türkiye, Güney Komşusu ve bizde var. Onun dışında başka ülkede muhtarlık yok, temsilcilikler var. Peki Sayın Öztürk, siz belediye başkanlarıyla da sık sık gündeme yapıyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. Belediyelerin en temel problemleri nedir? Şimdi bizim aslında öncelikle yasal mevzuatta yaşadığımız sıkıntılar. Birinci boyutumuz bu. Bunu mutlak sure merkezi hükümet, yerel yönetimler bunu aşması gerekir. Mevcut merkezi hükümet içerisindeki bürokraside bir yavaşlama gördüğümüz yavaşlama var. Cevap alma, sonuçlandırma noktasında bir sıkıntımız var. Bir de yerel yönetimlerin gerek personel yapıları, yeni düzenleme yapılarına yönelik bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ve ayrıyeten ülkemizde bölgesel bir gelir dengesizliği var. Yani küçük bir memleket olmamıza rağmen bu kadar küçük bir ülkede nasıl olur sorusunu bize karşıdan sorarlar. Yani şimdi ben böyle bir uluslararası veya bir toplantıda farklı ülkelerin biz küçük bir memleketiz. Şeyler arasında büyük farklar var dediğim anda gelirler arasında farklılık var. Ne için bunu toparlamaz mısınız der. Niye hep birden bunu bir oluşumu, birleşmeyi, kaynakları daha düzenli bir şekilde her noktada eşit hizmeti alabilecek bir yapıyı niye oluşturamazsınız diye sorusuyla karşılık olur. Demektir ki eksiğimiz bu. Demektir ki gelirlerimize yönelik bu ülkede her noktayı. Şimdi siz eğer ki imarda yaşadığınız bazı sıkıntılar yayılma geldiğimiz noktada örneğin hep Girne söyleniyor. Girne'nin kanalizasyon sorunu nasıl çözeceksiniz? Girne'yi büyüttünüz. Yapmanız gereken insanlara eşit hizmeti bölgesel olarak oradan göç etmeyi önlemediniz. Getirdiğiniz hepsini daha ferah, daha özenli bölgeler oluşturdunuz ve insanları oraya taşıdınız. Şimdi bu planlı mı, plansız mı? Plansız yapılmı. Planlı yapsam böyle olmaz zaten. Şimdi eğer siz Girne'yi nüfusunu çoğaltmazsanız, çoğaltmak istemezseniz, Girne'deki bina yapımlarından arazi kullanımlarına kadar yeniden düzenleme yapmanız gerekir. Yani Girne'ye siz nasıl bir yapı yapacaksınız ki yolunu, trafiğini de çözebilecek noktada düşünmeniz gerekir. Biz bunları düşünmedik ve tıkandık. Şimdi daha da devam ederse durduramayacağız. Yani şimdi siz emlakı orada satışları, emlak hep söylüyoruz işte, emlak açısından, bina açısından ülkede fazladan bina var. İnsanların 3 ev, 4 ev, 5 ev. O zaman birinci evde emlak sıfır yaparsınız. Emlak vergisi sıfır yaparsınız. İkinci emlak olarak da birincinin kaybettiğini ikinciye verirsiniz. Üçüncüde de 3 katı alırsınız. O zaman üçüncüyü de insanlar yapmaz. Veya Girne'de bir araziniz var. Oraya altyapı gelmiş. Siz orada binasını yapmasını tutuyorsunuz, kirletme yapıyorsunuz. Oranın emlakını yükseltmeniz gerekir. Daha yüksek bilmem. Yani gelende belediyeler bu şekliyle olabilir. Veya vergi sistemiyle yapacaksınız. Gerçekten ihtiyacın varsa ha, ve yani vergi sistemiyle siz şehirlerdeki şeyi artırmanız gerek. Bizim kırsalda daha pahalı bir hayat yaşattırıyoruz insanlara. Bu sefer insanlar kaçıyor daha ucuza. Yani bu da böyle bir anlayış. Yani bu tabii daha büyük bir ölçekli de şöyle bunu izleyiciler kavrasın diye söylüyorum. Örneğin biz 1999 yılında da belediye başkanının yeni görev geldiğimde bir Amerika'da bir izleme ve araştırma gezisi yaptık. Orada şunu bize söylediler. Biz eyaletler arasında gezdik ve eyaletlerin kendi aralarındaki durumunu yaptık. Biz de bunu kersene dönüyoruz. Şöyle bir şey hep beni etkiledi. O günden beri bu fikri kafamın bir yerine koyuyorum. Biz diyor nüfusumuzu çoğaltmak istersek burayı ucuzlatırız. Eğer baktık da tehlikeye girdi hemen artırır insanların buradan kaçışa yönlendiririz ki dengeli tutabilelim. Yani denge demektir ki bir kentte denge vergi üzerinde. Eğer siz Girne'de yaşantıyı yükseltmezseniz, yaşantı şeklini belli bir noktaya getirmezseniz, imarda aynı özellikleri
yaparsan, kırsalda yaptığınız gibi şehirde de yaparsanız adamlar orada kalır. Çünkü insanlar iyiye gider. Daha zengin ve daha da zengin oluşur. Böyle bir yapı. İşte bunu toparlamanın, oysa küçük bir memleket, bunu güzel, o zaman imar planlarını bir an evvel bitirmemiz gerekir. İmar yasalarımızı yerele devrederek daha çabuk, daha sorumluluk vereceğiz. Yani siz ölçek sorunu çözseniz, kurumsal yapınızı oluştursanız ve deseniz ki İçişleri Bakanı, şu anda şehirciliğin olduğu görevleri yerele devrettik ve deseniz ki bundan sonra planlarınızı da 6 ay içerisinde yapacaksınız deseniz ve stratejik belgelerinizi de 2 yıl içerisinde bakanlığa sunmak zorundasınız deseniz, işte işin başına, işin doğru planlamasına girmiş olacaksınız. Böyle bir bölgenin karakterini bilen kişiler. Evet, işte bunları yapamadığımız müddetçe bugünlere geldik. Ama bunu yapmamadık demeye bugün yapmayacağız anlamına gelmez. Onun için reform ifadesi bunu içerir. Bu reformu korkmadan yapmamız gerekir. Reformu karar verici olan parlamentonun, tüm siyasi partileri de bunu söylüyor zaten. Diyor ki belediyeler birleşecek. Herkes söylüyor. Acaba yarın birleşme kararı üretildikten sonra buna her partideki her parlamento üyemiz elini kaldıracak mı? Benim kafamda bir soru işareti var. Demek ki böyle bakmamamız gerekir. Eğer bugün söylüyorsak yarın da kararında destek olacaksınız. Olay bu. Peki son olarak geçtiğimiz günlerde bölgesel atık yönetimi çalıştayı düzenlendi Belediyeler Birliği'nde. Yalnız içeriğinden falan pek bahsedilmedi. Neler konuşuldu orada? Şimdi bu tabii Avrupa Birliği'nin yürüttüğü, gerek birliğin kapasite geliştirme düzeniyle ilgili bir çalışmadır. Dünyada birliklerle ilgili bu AB ile yürüttüğümüz, Avrupa Birliği'nce yürüttüğümüz bir projedir. Burada bilgilendirmedir, bir raporlamadır ve bu raporu da değerlendirmedi noktasında da gerek yönetim gerek belediyeler bunu algılayacak. Şu anda bizim daha önce hazırlanan bir atık plan yönetimi var. Tek elden yönetilmeydi. Bunu Güngör düzenli depolama alanına oluşturulacağız. Bütün bölgelerdeki çöpler o merkeze gelecek. Orada ayrıştırma ve ayrıştırma sonrasında da gömme ve geri dönüşüm noktasındaki çalışmalarla içeren bir çalışma. Onun genel kıyaslanması hedeflenenini koyduk. Çünkü bu devam ettiği müddetçe bu proje buna kaynak oluşturma ve buna göre AB kaynaklarından kaynak akımımıza sağlanabilir. Bunun bilgilendirilmesini yaptık. Tabii dediğim gibi bunu aşmamız gerekir. Bunu nasıl daha iyi bir noktaya gelecek? Bireysel, bölgesel anlamdaki geri dönüşüm çalışmalarında bir ivme kazandıracak çalışmaya ihtiyacımız var. Kendi bölgelerimizde, okullarımızda, eğitim sektörlerinde bu yönde bir çalışmaya girmemiz gerekir. Ama bu bir de Çevre Bakanlığı'nın da bu olaya bizimle birlikte ortak noktada buluşması gerekir ki sonuç odaklı bir yaklaşımı benimseyebilelim. Aksi halde sadece söylem, ben 22 yıl, bu 21 yıl oldu bu görev sürem içerisinde. Geçen akşam Sayın Cumhurbaşkanı, ki kurucu Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız şu anda kurucu başkanımız Mustafa Akıncı, bu birliğin kurucu başkanı. Sayın Başkan dedim, sizin kuruluşunda söylediğiniz ifadeler bugün yine aynılarını biz söylüyoruz. Bu kadar net. Yani o bir belgedir. Yani 76 yıllarında, 80'li yıllarında, 85 yıllarında söylediklerimizi yine biz bugün söylüyoruz. Orada mıyız dedi, oradayız. Değişmedi. İşte aynı söylemi devam ediyoruz. Örneğin bunların bir tanesi, o gün devlet katkısından gelen payın belediyelerin daha güçlenmesi için %10'a ihtiyaç var ifadesi. Biz bugün daha ona ulaşmadık. 9.25'teyiz. Yani genel bütçeden payımız 9.25'tir. Oysa 86 yılında Sayın Mustafa Akıncı'nın şu anda tepede olan Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri %10'du. Biz de ona ulaşamadık. Demektir ki ulaşmayacak anlamı da taşımaz tabii. Demektir ki biraz daha kararlarda biraz yavaşız. Biraz daha yavaş hızlanmamız gerekir. Daha çabuk kararlarla bu işi götürmemiz gerekir. Biz tartışıyoruz işte 2010'dan 2000 reform belediyeler yasası diye 10 yıl geçti, biz daha yasayı değiştirmemişiz. Yasa dediğiniz yasa var, ona değişiklik sunacağız. Bakın yasa var, yasanın değişikliğini talep edecek bir
noktadayız şu anda. Onu yapamıyoruz. Ve gelirlerimiz sanayimiz istediğimiz noktaya girmedi. Belediyeler 2008'de birleştiği zaman bütün yerleşim yerleri belediyelere dahil olduğu zaman muhtarları birleştirip de belediyelere bağladığın zaman yerel gelirler payı devletten gelen pay oranıyla topladığı vergiler orantısıyla şimdiki orantı birbirini örtüştürmüyor. Yani örneğin ben kendi üzerime söylüyorum. Kim belediyelere kırsaldan köy almışsa onun oransal gelir yapısı aşağıya düşmüştür. İfadelerle, rakamlarla da söyleyeyim. Güzellik Belediyesi devletten aldığı pay 2008'de 8 milyondu. Topladığı para 7 milyondu. Oranına bakıyorum. Şimdi devletten aldığımız pay 27 milyondur, 28 milyon. Biz 12 milyon topluyoruz. Kırsalda toplamak da bir problemimiz var. Gelirleri kırsaldan toplamak. Üstelik kırsal belediyesi olan belediyelerde giderler merkezi yapıya göre daha yüksek. Çöp, çünkü bizim en büyük giderimiz çöp ve hizmet ağı ile ilgili giderlerimizdir. Mazot, diğer enerji giderleri, bunun yanında enerji maliyetleri. Düşünmemiz gerekir. Mesela bu bir örnekle bağlamak istiyorum. Belediyelerin gelirlerinin sadece devlet katkısıyla da algılanmaması gerekir. Gelen payla. Belediyelere yönelik verilecek merkezi hükümetin özel teşvikleriyle sağlanabilir. Örneğin, bugün en büyük giderimiz bizim enerji giderlerimiz. Mesela sadece özel sektöre vererek, bunu belki özel sektör bunu yanlış algılayacak ama bazı doğrularını kaçamayız. Özel sektöre verilen güneş panellerinden yararlanma imtiyazını yerele versek en büyük katkı olur inancındayım. Yani enerji bir belediyeler birliğine bir arazi verilebilir. Belediyeler birliği bir merkezi yapıda güneş panellerini yapar. Güneşten elde ettiği ve kendi belediyelerin enerji giderlerini aşağıya çekersiniz. İlle de para vermenize gerekmez. Hem de o panellerin... Ama siz giderseniz, özele verirseniz bu zaman yerliler zayıflar, özel insanlar da zenginler, bireysellik başlar. Bunun yanında trafik giderleriyle ilgili, trafik güvenliği ve emniyeti açısından elde edilen gelirleri bir havuza toplayıp belediyelere bu noktada bir gelir olarak ve trafik güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bu da kendi içinde çözülebilir. Veya diğer önemli nokta, buraya gelen öğrenciler, buraya gelen turistler o kentlerin gelişimine veya bir giderine kirletiyor. Onların girerken bir ülkeye girerken bir vergilenmeye veya turistin ülkeye girerken bir cüzi bir miktar bile olsa en azından anlayış açısından dönüp o da belediyelere verilse ve hesap sorulsa. Yani ben sana bunu veriyorum ama kentlerini temiz tutuyorsun. Kentlerini geliştiriyorsun. Şimdi eğer ki bugün Değirmenlik Belediyesi'nin geliri olmasa havaalanından başlayıp güzel Lefkoşa'ya giren yoldaki yaptığı şu andaki çalışmalara katkı koyabilecek miydi? Olamaz. Şimdi bakıyoruz çiçeklenmiş. Onu da yaşayabilirsek, onu getirip de havaalanının girişine kadar koyarsak, etrafına, dıştan gelen insanlara bu ülkeye girerken, çünkü biz turizmi kendimize benimsedik, öğrenci sektörünü. Yani burada bir hizmet veriyoruz. Onlar da görsellik görüyor. Gelirken ha ben bu ülkeye geldim, ne güzel bir ülke deme noktasını taşımamız, o vergiyi de almamız da mümkün kılınabilir ki bu gelişim ülkemizde genel anlamda küçük ülke bunu düzeltmek, bunu birleştirmek, bunu güzel bir ortam içerisinde hareket sağlamak, insanların bunu çalıştırmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Aksi halde devamlı nüfus kaybedeceğiz. Nüfusumuz azalacak. Ve nüfus yetenekli insanlarımız bu ülkeyi tercih etmeyecek. Daha güzel ülkelere doğru herkes kaçacak. Mücadelemiz olması gerekir. Biz kendi ülkemizi iyi idare edeceğiz, iyi yöneteceğiz, temiz tutacağız, rekabet ortamına sokacağız ve huzur yaratacağız ki o da bir politika oluşturabilsin. Çünkü çok güzel bir ülke yaratırsınız, o zaman insanlar buraya fazla gelir. Eğer güzel bir ülke olmazsa buraya insanlar gelmez. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Tekrar bizi kırmadığınız, evet, ağırladığınız için teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.
Evet sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri, soru işaretinin bu bölümünde yerel yönetimleri ele aldık. Onların sorunlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla bu haftaki konuğumuz da Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'dı. Yani belediyeler reformundan belediyeler yasasına, yerel yönetimlerin en büyük sorunlarına kadar hepsini tek tek dinledik. Haftaya salı saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir hafta diliyorum.